Evet Hüseyin Bey. Efendim merhabalar. Merhaba. Hiç bilmeyenler için önce kendinizi bir tanıtın, sonra bize Göktürk'te yapılan imar faciasını anlatır mısınız efendim? Evet, ben Gülseren Onanç, Göktürk Yeşil Kalsın girişiminin sözcüsüyüm. Şu karşınızda gördüğünüz konutlar, fotoğraf aslında bir hukuk ve doğa katliamının fotoğrafıdır. Yani bunu neden efendim? Anlatacağım. Bu fotoğrafı bir sürü yere uygulayabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de bu doğa ve hukuk katliamının bir sürü fotoğrafı var. Şu anda bizim yaşadığımız tam da bu. Biz de bir yıldan fazla bir süredir bunun mücadelesini veriyoruz. Süreci bilmeyenler için anlatalım. Demirören, Doğan Medya Grubu'nu satın almak üzere Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediye istinaden bizim burada eskiden yeşil olan olarak tescillenmiş imarızın konduğu yer. Her yer, yani şurada gördüğünüz bütün gölümüz, küçük bir deremiz vardı ileride. Bunların hepsi aslında 30 sene önce bir ekosistem olarak planlanmış bir yerden söz ediyoruz. Burası öbür tarafta, yani 26 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alan ki bu kamuya ait, İstanbul'un Avrupa yakasındaki en büyük deprem toplanma alanı da olan aynı zamanda. Demirören nasıl geçmiş buraya? Ne alakası? Şimdi bu buranın asıl yatırımcısı ve bu alanların sahibi olan Esat Edin'in iflası sonucunda çok ucuz bir bedele Demirören grubuna devrediliyor. Ama devredilirken o yeşil alanların üzerindeki imar yapısı zaten imar izni, imar süreci imar, yeşil alan olarak görüyor ve şu anda hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde buraları spor alanı ve yeşil alan olarak görülüyor. Dolayısıyla bedeli yapılırken yeşil alan bedeli üzerinden satılıyor. Çok cüzi bir paraya, yani 17 milyon dolar civarında bir paraya satın aldığı söyleniyor. 26 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alan. Yeşil alanın da içinde bulunduğu kemer yapı AŞ dediğimiz şirketi bu parayı alıyor. Düşünün, yani bir de şirketin kendi varlıkları, borcu falan var. Şimdi bunu alıyor ama o yeşil alanın üzerindeki aslında bizim, ki ben 28 yıldır buranın, 30 yıl önce burada evimizi almıştık. 28 yıldır da burada yaşayan birisiyim. Bizim de o yeşil alanın üzerinde irtifa hakkımız var. Çünkü bize satılırken bu yeşil alanların aynı zamanda bizim irtifa alanımız içinde olduğu söylenerek ve bizim topularımızda da bu sözleşmenin şerhi olacak şekilde satılmıştı. Dolayısıyla burada yaşayan herkesin bu yeşil alanlar üzerinde de hakkı var. Kemer evlerindeki 900 konutun yeri buna. Kemerköy'ün, evet Kemerköy'ün 900'ünün değil hepsinin, ama o yeşil alanın kenarında olan. Dolayısıyla alırken onu o yeşil alanla birlikte alanların diyelim. Onların hepsinin burada hakkı da var. Şöyle anlıyorum, yani burada sizlerin haklarına tecavüz edildi. Siz de yeşil alanımız, göçmen kuşların uğrak yeri, yeşil alan yok olmaz diye bir mücadele, bir direnci içindesiniz. Doğru mu efendim? Doğru. Ondan sonra süreci şöyle anlatayım. Demirören bu Doğan grubunu satın alma süreci içerisinde gösterdiği bu teminatları Ziraat Bankası kabul etti. Yani düşünün ki Ziraat Bankası'nın zaten bunu kabul etmemesi gerekiyor. Ben şimdi size hukuksuzluklar silsilesini daha oradan başlatıyorum. Tabii. Daha sonra hadi bunu kabul etti. Borcu geldiğinde borcunu tahsil ederken oradan borcunu şirketin kendi varlıklarından tahsil edeceğine, onu edemiyor ve buradaki yeşil alanların üzerine konarak geri kalan borcu, aşağı yukarı 600 milyon dolarlık bir borcu kalıyor ödemediği. Ona istinaden bizim bu yeşil alanlarımızı kendi kredisinin karşılığında kendi uhdesine alıyor Ziraat Bankası. Ne olacak? Toplasanız yani bir spor alanı sonuçta. Bunun üzerine gidiliyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir yerim var diyor, yeşil alanım var diyor. Çevir para diyor. İstanbul Belediyesi, ki burada altını çiziyorum, İstanbul Belediyesi bypass edilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bypass edilerek gidiliyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan burada yeni bir imar planı çıkarılıyor. Biz imar planına itiraz ettik. İtirazımız kabul oldu. Dolayısıyla hiçbir şey yapamaz durumdalardı. Ama ne oldu? İşte bu
rezerv yapı alanı ilan etme hüllesi diye bir hülle var. Bu artık şu anda yeşile çökme operasyonunun adıdır diyelim. Her yerde bu kullanılıyor. Yeşile çökme. Yeşile çökme operasyonunun adı rezerv yapı alanı ilanıdır. Bu ne demek? Deprem olduğu durumda depremzedelerin barınma, sağlık, her türlü ihtiyacına yönelik olarak kullanılacak alandır bu. Evet. Yani böyle alanlar olabilir. İstanbul gibi bir şeyde, bir metropolde. Şimdi burada ne yapılıyor? O rezerv yapı alanı ilan edilerek burada gördüğünüz şu anda arkamızda olan ve burada daha 4-5 katlı binalar, orada 4-5 katlı villalar diyelim yapılıyor. Evet, onlar yapılıyor. Bu hülleyle bizim hala itirazlarımız devam ettiği halde, daha davalar sürerken bir gün apar topar, ki seçime 6 ay vardı. 31 Ekim'de yenel seçime 2022-31 Ekim tarihinde buraya iki tane inşaat firmasının uygulayıcıları geldiler, girmek istediler. Biz dedik ki bizim davalarımız devam ederken sizin buraya girmeniz hukuksuzdur. Biz gittik o yürütmeyi durdurmaya, yani bunların giriş şeyini durdurmak için bir karar çıkardık. Ama bunu da takmadılar ve bizim için 31 Ekim çok önemli bir gündür. 31 Ekim 2022. Evet. Daha sonra yok işte bu sadece bütün duvarlarımızın kırılarak bize büyük bir çevik kuvvet şiddetiyle bütün direnişimizi kırdıkları ve içeriye bütün iş makineleri soktukları gün oldu bu. 31 Ekim 2022. Evet, daha bir yıl bile olmadı. Evet. Bakın bir yıl daha olmadan şu anda neredeyse bitmek üzere olan binalar var. Şimdi şöyle, bu süreç içerisinde biz bütün siyasi kurumları, AK Parti de dahil olmak üzere, buradaki hukuksuzluğa durdurması yönünde davet ettik. O seçim süreci içerisinde muhalefet partilerinin hepsi geldiler, buradaki hukuksuzluğu gördüler. Ama ne zaman ki seçim kaybedildi, burada bütün söylemimiz siyaseten de bir şekilde sönümlendi diyelim. Çünkü hiçbir şekilde bu karşı karşıya olduğumuz iktidarın da arkasında olduğunu bildiğimiz bütün bu süreç sönümlendi. Ta ki 6 Ekim kaçtı Tayfun bizim kararın günü? Tarih 6 Ekim. 6 Ekim miydi? 6 Ekim 2023'te çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rezerv yapı alanı için açtığı davanın sonucuna kadar. Peki efendim, özür dilerim. Büyükşehir Belediyesi haber merkezimize onu gönderdi. Biz de ondan dolayı buradayız. Şimdi Yargıtay mı, Danıştay mı bizi haklı buldu diyor ama gördüğünüz inşaat yine devam ediyor. Yani haklı bulmanın bir anlamı nerede var burada şimdi? Yani şöyle anlatayım. Şöyle anlatayım. Ondan öncesinde de biz buradaki bilirkişilerin raporlarıyla, biz burada oturanlar olarak gidip mahkemeye aynı şekilde şu itirazlarda bulunmuştuk. Demiştik ki burası rezerv yapı alanı olamaz. Burası bütün bir dere yatağı olduğu için, hem rezerv yapı alanı olmaya hem de dere yatağı olduğu için bütün bu doğa koşullarından dolayı da mümkün değildir demiştik. O raporlar, o bilirkişi raporlarını aslında mahkemeler almıştı ama şunu demişlerdi bize: siz bir kamusal alan itirazıyla muhatap değilsiniz demişlerdi ve bizim usulden bunu reddetmişlerdi. Hmm. Halbuki İBB taraf olduğu için bunu reddedemediler ve bu çok güçlü bilirkişi raporlarını da gerekçelendirerek o mahkeme, ki idari mahkemesi, İstanbul 6. İdari Mahkemesi'nin aldığı karardır bu. Bunlar dediler ki burası bilimsel verilere de dayanarak rezerv yapı olacak bir yer değildir. Yani işin ta en başından beri bu projenin temelini oluşturan
şeyi ortadan kaldırdılar. Burası rezerv yapı alanı olacak bir niteliğe sahip değildir bilimsel olarak. Üstüne üstlük bu alan yarın hem su baskını hem sel baskını ve doğal felaketlerin olabileceği bir alandır. Dolayısıyla durdurulmalıdır dedi. İdari mahkemesi kararları da kesindir aslında. O anda 10 gün önce, evet. O anda durdurulması gereken kararlardır. Eyüp Belediyesi'nin gelip buraya mühürlemesi gerekiyor. Şu andaki tek yapılması gereken şey Eyüp Belediyesi, yani buraya ruhsatını veren Eyüp Sultan Belediyesi'nin ve belediye başkanının gelip bu idari mahkemesi kararının sonucunda bu ruhsatı durdurması gerekiyor. Ruhsatı da durdurup bize göre şu anda kaçak inşaat, biz buranın kaçak inşaat olarak tanımlıyoruz. Çünkü şu anda hiçbir temeli dayanağı yok. Şu kaçak inşaatları bir an önce durdurması gerekiyor. Evet. Şimdi bu süreç nedir demin sorduğunuz şey? Elbette bunlar istinafa gidecekler. Yani karşı taraf olan Emrak GYO, Ziraat Bankası istinaf mahkemesine gidecekler. İstinaf mahkemesi o kadar güçlü bir gerekçesi olan bir kararı bize göre onaması gerekir. Yani bize göre çünkü sağlam doneleriniz var. Çok ciddi kamusal yararı gözeten bilimsel bilirkişi raporları var. Şimdi buna istinaden neyi çıkarabilir istinaf mahkemesi biz bilmiyoruz. Çünkü bunun ne hukuksal, ne kamusal, ne çevresel bir gerekçesi olamaz. Dolayısıyla biz oradan da onanacağını düşünüyoruz. Ama gelin görün ki bunu inşaat firmalarına, Emlak GYO'ya, ziraata anlatmamız mümkün değil. Onlar son gün, son saate kadar bunu devam ettirecekler. Biz de bir an önce bunun durması için mücadele ediyoruz. Onlar istinaf sürecinin son gününe kadar devam ettirmek istiyorlar. Halbuki Eyüp Sultan Belediyesi'nin bu sürece, yani kararın alındığından bugüne kadarki süreçte uygulanmayan her gün aslında suç işliyorlar. Aslında suç işliyorlar. Bunun suç duyurusunda bulunacak mısınız Eyüp Belediyesi ile ilgili? Mahkeme kararını uygulamıyorsunuz. Çünkü aciliyet söz konusu, o gün karar günü durdurması lazım, istinafı beklemesi gerekir benim bildiğim kadarıyla. Evet. Yine bittikten sonra çok anlamlı değil. Yani o gün hemen devreye girmesi gerekiyordu. Dursun. Evet. İstinafa göre tekrar. Sanıyorum itiraz süresi olan 30 günü bekliyorlar. O süreç içerisinde ondan sonra mı başlıyor? Tam hukuksal olarak bilmiyorum ama yine danışmak gerekebilir. Haklısınız. Belki biz kendilerine suç işlediklerini, bu suça ortak olmamaları gerektiğini söyledik. Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı önünde böyle bir talepte bulunduk. Ben bir araya girmeyeyim. Siz burada hak sahibi olduğunuzu söylediniz. Gerek maddi gerek manevi, ama mahkeme siz kamusal alan dava açamazsınız. Siz de Büyükşehir Belediyesi'ni devreye sokmuşsunuz. O da çok yanlış bir uygulama değil mi? Çünkü siz direkt etkilenen kişisiniz. Kendi arsa paylarımız vardı diyorsunuz. Bizim binalarımız etkiliyor. Evet. Yani çevrenin. O mahkemenin ne diyelim? Takdiri. Kendi değerlendirmesi burada yaşayanları bu süreçte muhatap kabul etmedi. Çünkü bu rezerv yapı davalarını herhalde kamusal olarak değerlendirdiler. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ki o da bizim için değerlidir, ama çok uzadı tabii bu süreç. Keşke uzamasaydı ve işler bu noktaya kadar gelmeseydi. Biz aslında bunların yıkılmasını talep ediyoruz. Kesinlikle. Efendim, bu süreçte Eyüp Sultan Belediyesi yanınızda olması gereken karşınızda olmuş. Büyükşehir Belediyesi'nin burada size yaptığı katkı ne oldu? Dava açmanın dışında yanınızda durdu mu? Haklısınız, bu olmaması lazım. Neler söylediniz? Evet, yani en başından beri burada çeşitli ihlaller vardı. İSKİ ihlali de vardı. Ondan sonra silüet ihlali de vardı. İBB her defasında yapılması gerekenleri söyledi. Belediyeye söyledi. Buradaki İnşaat şirketlerine söyledi, ama ne yazık ki sonunu kendilerini, hayır zaten imar hakkı üzerinde bypass ettiler, ama örneğin İSKİ'nin ihlali edilen alanlar var burada. Şu anda İSKİ alanı olan çeşitli alanlarımız vardı burada ve onlar üzerinden de çeşitli ihlaller var. Evet, orada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinden gelen her türlü yapması gerekenlerini yaptı.
Biz de kendilerine hem meclisi ziyaret ettik, hem ilgili kişileri ziyaret ettik. Onlara dedik ki buradaki ihlalleri durdurun dedik. Onlar da kendi alanları içinde olan konulara müdahale ettiler. Şimdiden sonra onlardan da beklediğimiz şey bu davanın takipçisi olmak, ki olduklarını biliyoruz. Biz haklıyız. Peki efendim, 6 Ekim'de yani bir hafta 10 gün önce mahkeme sizi haklı buldu. Bugün 20 Ekim 2023, projenin tam önündeyiz. Burada Bengöl'üm ördeklerin yüzdüğü bir dere var. Daha önce büyükmüş, küçültmüşler. Yani bu gerçekten çıplak gözlerin bilirkişi olmaya gerek yok. Yani bu su kaynaklarının yanında, yani ben anlamıyorum yani bu neye hitap, yani bu Ziraat Bankası'nın 600 milyonları kurtarmak için bu bütün canlıların haklarına tecavüz edilmesi çok yanlış değil mi efendim? Vallahi şimdi rezerv yapı alanı bahane, rant şahane. Burada çok büyük bir rant planlanıyor. Ne olacak şimdi? Siz ne görüyorsunuz? Yani sonuç ne olacak? Bu konutlar 3 milyon. Vallahi eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bunlar duracak ve eninde sonunda yıkılacak. Bize göre yıkılmalı. Ama şöyle bir süreç de işlenebilirmiş. Bundan sonraki süreç içerisinde yerel belediye bunun yine kamu yararını gözeterek belki başka düzenlemeler yapabilirmiş. Onu bilmiyoruz. Oturup bizimle müzakere etmesi gerekir. Göktürklülerle, bizlerle, Kemerköylülerle. Hak sahipleriyle. Evet, bizle müzakere edecektir. Orada ne talep edeceğini buradaki yaşayan insanlar karar verecektir sonunda. Ama bizim şu anda bir an önce bu hukuksuzluğun bitmesini talep ediyoruz. Bu kaçak inşaatlarında bir an önce durmasını söyledi. Bugün pazar. Evet. Bakın bugün pazar. Çalışıyorlar. Şu anda saat 4.30 ve sabah 8'den beri çalışıyorlar bunlar. Yani toplam bakın toplam kaç konu burası bir cennette. Evet. Burası bir cennette. Yani şu anda bir cehenneme çevirdiler bize. Burada 464 birim var. Yani daire daire var diyelim. Karşı tarafta da 82 tane villa var. Toplam 500'e aşıyor galiba. Evet, 550 kadar birimden söz ediyoruz. Bayağı yüksek fiyatlara satıyorlar. Yani işin başına geri dönersek Ziraat Bankası Demirören'e kaptırdı 600 milyon dolara yakın zararını kurtarmak için bizim dediğimiz, biz derken sizin de tabii, bütün kamunun, Göktürk'ün, İstanbul'un yeşil alanı olan, işte deprem toplanma alanı olan alanı çöktüler diyelim ve şu anda oradan çıkarabildikleri rantla kendi zararlarını kapatmaya çalışıyorlar. Yani bu da ne kadar yazıktır ki, bakın buranın, Türkiye'nin çok önemli bir yapısıdır, bir kurumudur Ziraat Bankası. Tabii. Ziraat Bankası'nın amblemi biliyorsunuz. Buğday başağıdır. Dolayısıyla çiftçiye destek olur. Hani baktığınızda Ziraat Bankası'nın buradaki inşaatların tabelalarına bakın. Ruhsat tabelalarının başında Ziraat Bankası var. Yani şimdi Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Çiftçiyi desteklemek olan bir banka. Çiftçiyi, tarımı desteklemek için kurulmuş bir banka gelmiş yeşil alana çökmüş. İnşaat yapıyor. Burada satacağı dairelerden de kendi Demirören'e kaptırdığı parayı çıkarmaya çalışıyor. Çok müthiş bir cinlik var burada. 40 yıl düşünse insan, krediye ahbap çavuş iskine göre ver, sonra da yeşil alana gel çök. Yani gerçekten çok müsaade zincirinden daha korkunç bir sistem görüyorum ben. Bu o dönemin bir kere yöneticileri de suçludur. Yani onun arkasından da gidilmiyor. Buna imza atan, ipotek alıyorsunuz. İpotek alanlar, sonra buradaki imar değişikliğinin altına imza atanlar, Demirören'in borcunu ödemesini istemeyenler. Yani adam burada. Adam burada ya. Adam yukarıda golf oynuyor. Bir sürü şirket var evet. Bir sürü şirketi var. Adam müflis değil ki. Adam müflis değil. Baştan sanki anlaşmışlar gibi. Yani burayı kurtarır, seni sen al demiş. Herhalde. Yani Aydın Doğan'ın özgür bağımsız bir medya kurumunu yok edilmesi adına bizim yeşil alanımız yok edildi diyebiliriz. Nereden nereye? Evet.
maalesef. Efendim, mücadelenizde sizi tebrik ediyorum. İnşallah sonuca ulaşırsınız. Sağ olun, çok teşekkürler. Yıllardır yapılan bir yanlış uygulama. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyoruz. Mutlaka sizinle görüşürüz. Hukuk adalet bir gün yerini bulacak. Bu bir sene gecikti bize göre. Şu anda onun uygulanması için yine mücadelemizi devam ettireceğiz. Belge üzerine her şeyi kazanmış ama fiiliyatta durum farklı. Evet. Hukuklar size haklı. Biz hala umudumuzu yitirmiyoruz. Durduracağız inşallah bunları. Güveniyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Bir fotoğraf alalım mı? O da olsun, hani sıkıntı yok. İstanbul'da son 15 yıldır yaptıkları aynı numara. Evet.